nasılsın Songül? İyiyim Murat abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim vallahi aşkım. Ne yapıyorsun köylerden, havalar nasıl? Yok. O küçük kız kim? Kardeşim. Kardeşim en küçüğüm. En küçüğü, bakayım nerede bakayım, göstersen onu bir. Ramazan nerede? O da bugün de Adem Ana gitti, sanayi yapacak, araba girecek. Eylem için o. İlçe mi yoksa? Merkeze mi? Merkeze bağlı değil mi? Aynen. Doğrudur abi. Valla biz bir gün Adıyaman'a da geliriz inşallah Songül ya. Şimdi Adem'den ekibi Murat abi, Sinan abi, Serdar abi, Hocam abi. Bunlar artık ardından biri oldu. Bazen aklıma geliyor, acaba ne yapıyorlar, ne ediyorlar falan diye. Onlar yazmayıp da ben şey diyorum, acaba çok iyi onlar, çok iyi olurlar falan diye kendi kendime. Onları çok seviyorum. Bir de böyle gerçekten babam gibiler ya. Böyle onlarla konuşunca kendimi çok güvende hissediyorum. Eyvallah. Allah Songül, biz de seni, sesini duyduk, bulduk oluruz kısımda. Yani... Burada arkadaşlarla beraber yer altında çalışıyoruz. Deprem olduğu günü bir gün önceden bize haber geldi akşamdan. Sabahleyin hazırlanıp Adıyaman'a uçakla gittik işte. Orada da gerekli arkadaşlar, başımızdaki amirler bize nereye gideceğimizi bildirdiler. Çarşıda gezerken buradan ses geliyor falan diye söylediler. Gittiğimizde işte Songül oradaydı, Senem vardı. Senem'le Songül'ü kurtardık. Gerekli takimatı falan yaparak malzemelerle birlikte arkadaşlarla. Nasip oldu, çıkarttık yani sesine doğru giderekten. Biz buradayız, biz ona devamlı irtibat halindeydik. İşte seni kurtaracağız, seni alacağız, sen sakin ol falan diye. O da tabii orada 2-3 gün falan bir kalmış, biraz sıkıntılıydı. Hani çabuk olmamızı istiyordu, susuzum diyordu. Hani artık dayanamıyorum, çok yoruldum falan diye şeyler söylüyordu bize. Biz de arkadaşların yardımıyla bir an önce onlardan çıkartmaya çalıştık. Sürekli irtibat halindeyiz. Genelde 2 haftada bir görüşüyoruz yani. Mutlaka ya o arıyor ya biz arıyoruz. Tabii oradan arkadaşlarımız arayamadı, arkadaşlar da selam gönderiyor. Biz de onlara söylüyoruz arkadaşlara. Yani irtibatı hiç kesmedik. Şimdi bu sadece madenciyle ilgili olan bir şey değil. Madenci bu yer altında tekniğini az çok bildiği için madenci orada ön finala geldi. Ama bütün ekip, yani dünya oradaydı. Ya sadece biz yaptık dersek olmaz. Dünya oradaydı çünkü. Her memleketten insan vardı. Bizim bilmediğimiz memleketlerden insanlar geldi. Onlar da bize yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Ama teknik bilmedikleri için hani madenci ön plana çıktı. Hani inşallah böyle bir olay bir daha olmaz. Olursa da biz yine göreve hazırız yani arkadaşlarla. Tamam. Yavaş. 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 Tamam. Az sabret. Son kez. Abi, hadi sen. Bir adımda. Lütfen sizler bir adımda. Vallahi bir şeyden de var. Bir adım gel. Ne çekiyorsunuz? Özellik ne? Yapalım. Tamam. Yavaş sakin. Sen de geliyorsun. Ne demek sakin? Ben sana araya girip. Benim oraya girip. Evet. Hep geliyor, düşer ya. Abi geliyor. Gel, bayağı bir kapamıyor. Bir dakika. Yani şöyle uzanarak. Gel, dayanmayın siz bir dakika. Şeyi bile çok rahat bir şekilde müdahale edelim. Tamam, kemerleri bağlayın. Ha, bağla, sabitleyin. Songül kız kurtuldun, hadi bakalım Songül. Songül kurtuldun, hadi Songül. Songül tamam, hadi bakalım. Seni doğru Senem'in yanına göndereceğiz şimdi. Ankara'ya gönderiyor. Baba burada, bak. Yola. Halat gelsin bir şey. Gerek var mı? Gerek var. Gerek yok, gerek yok. Gerek tamam. Direkt kapından çıkaralım. Tamam. Yavaş yavaş, haydi. Geldin.
Tamam, çıktın, dışarı çıktın. Ben biliyorum, bak sabahtan beri beraber içeriz. Beraber da Açın. Abi bir adım geri gider misiniz? Abi geri gel. Abi şöyle bir bir geçeceğiz, tamam mı? Abi biraz geri. Abi elden ele. Güzel kafasından al. İn aşağı doğru. Hadi Hüseyin yanaş. Abi sen de biraz yanaş. Şöyle gel. Tamam. Bekleyin. Al. Vereceğim. Hepsini vereceğim. Havlu mu? Versene şunu. Ver. Ne yapıyorsun? Kim okuluna ne bekler?